O gün darbe akşamı gördünüz. Acayip şamata yapıyorlardı. Çıktım televizyona. Darbe marbe yok. Bunlar sahtekar, uydurma dedim. Sanal darbe dedim. Sanal darbe dedim. Zınk, bütün şekleri gitti. Bir sefer yayının yapıldığı yeri aramaya başladı bombalamak için. Gittiler alakasız yerleri bombaladılar. Dediler yayın kesilmiyor. Daha hala bombalama devam ediyor falan diyorsunuz dediler. Ama yayın devam ediyor. Moral sıfıra gitti. Ben çıkıp böyle sakin sakin efendim darbe marbe yok deyince dedi ki Ergenekon işte şu bu falan hepsi birleştirdiler. E tamam olsun ya bize fark etmez. Nihayetinde çok kısa derli toplu bir konuşmayla bunlar iptal oldu mu olmadı mı? Oldu. Oldu. Net oldu. Dedi ki Genelkurmay sitesine bakın. Dedim sahtekarın biri girmiş. Siteyi hacklemiş dedim yani. Oyun oynuyor. Böyle darbe ilanı olmaz dedim. Oyun oynuyorlar. Küt bitti. TRT'ye çıktılar. Bu da oyun dedim. Yani bu şekilde darbe açıklaması olmaz. Spikere darbe açıklatılmaz dedim. Değil mi? Genelkurmay Başkanı çıkar, kuvvet komutanına çıkar. Bütün ordu ittifak halindedir. Yani ona darbe denir. Ama burada böyle bir şey yok. Bu geçerli değil dedim. Nitekim hemen tekbirlerle konu kapandı. Gayet sanki. Hatta ben burada konuşuyordum. Kız arkadaşlar falan. Ya dedim şu darbeyi durdurayım da dedim. Sohbete devam ederiz dedim. Vardınız değil mi? Siz, kimler vardı? Sen vardın, sen vardın. Siz de hepiniz vardınız. Şu darbeyi bir durduralım dedim. Sonra yine devam ederiz dedim. Hakikaten zıpkın durdu yani. Allah'a şükür. Muhalefet liderlerini konuşmaya davet ettiniz. Tabii. Dedim Sayın Kılıçdaroğlu çıksın konuşsun. Sayın Bahçeli çıksın görüşsün dedim. Dediğim sırayla çıkıp görüştüler. Allah'a çok şükür konuştular. O gün konuşmaların var mı? Bakayım. Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitneden kaçınmak lazım. Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Biz Türkistan Birliği'nin merkezi olan bir ülkeyiz. Bizim içimizde bir kargaşa olmaz. Yani bütünlük, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde hareket ederiz. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Adnan Bey. Ülke yönetimine bütün el... Tamam da onu Genelkurmay Başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma o şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Değil mi? Hava Kuvvetleri Komutanı var, Kara Kuvvetleri var, Deniz Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var. Hiçbiri ortada yok. Yani öyle bir şey olduğunda, daha önceki bütün gelenekte de öyleydi. Hepsi ortaya çıkardı. Bir arada beraber açıklama yapardılar. Birinci Ordu Komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz de açıklama yapsa çok iyi olur. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. Genelkurmay Başkanı yok. Hava, kara, deniz kimse yok. Evet. Ama bir tek TRT'de var böyle bir açıklama değil mi benim gördüğüm? Allah hayra tebliğ etsin yani. Ben ilk defa görüyorum. Dünya çapında ilk defa böyle bir şey duyuyorum ve görüyorum. Bir açıklama makul değil. TRT'de çünkü böyle bir şey olduğunda bütün haber kanallarında olması lazım. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani
Böyle bir şey olmaz. Yetkili bir insan değil. İşte bu açıklamalardan sonra adam ne yapsın darbeci? Değil mi? Darbe turpa dönüştü onun için.